dikkat! New York'tan kalkan 114 sefer sayılı Alitalia uçağı Londra, Paris ve Roma üzerinden alanımıza inmek üzeredir. Teşekkür ederim. Attention, attention please. Alitalia flight number 114 coming from New York, London, Paris and Rome is landing in the airport now. Beyefendi, Yeşilköy Havalimanı'na indik. Passport control and customs this way please. Dikkat, dikkat. Roma'ya gidecek yolcuların uçak giriş kartlarını hazırlamaları rica olunur. 4 numaralı çıkış kapısına lütfen. Teşekkür ederiz. Attention, attention please. Pan American flight number 214 to Rome gate 4. The passenger room they prepared boarding cards please. Thank you. Sen bu bebeği çok mu seviyorsun? Bu sadece bir oyuncak. Ama ne yer biliyor musun? Baklava yer. Bu nereye gider? Kara Murat'ın yanına. Ondan sonra bineceksin üzerine. Dıkı dık dıkı dık dıkı dıkı. Thank you.
yavrum. Hadi bakayım, hadi. Hoş geldin. Nasıl geçti yolculuğun? İyi geçti. Seni iyi gördüm Kadir Usta. İşlerin nasıl? İşlerin tadı yok Kemal. Öyle yalancı şeylere karşı insanların ilgisi azaldı artık. Telgrafımı alabildin demek. Eline geçmeyebilir diye korktum. O gün aradım Kadir Usta. Onu hemen görmek istiyorum. Öyleyse avukata haber edeyim de izin alsın. Buraya gelmeyi iyi akıl ettik. Avukat burada bulacak bizi. Benim için de iyi oldu. Birden 15 sene öncesini hatırladım. Hep gelir bu masada oturur bira içer. Ya o zaman ben de sağlamdım. Bu koltuk yeniğine ihtiyacım yoktu. Ne kadar da gülerdik. Üzme tatlı canını, boşver. Her şey değişmiş zaten. Evet, rakıların bile eski tadı kalmadı. Hey gidi eski günler. Yak. Yok, yakma. Ben de bırakabilsem. Afiyet olsun abi, afiyet olsun. Aman azanallah canım, azanallah. Senin şarkını unutmamış. Hadi bir merhaba diyelim. Ama neden? Senin en sevdiğin içki değil miydi? Bütün içkileri yasakladılar. Ya. Merhaba. Merhaba efendim. Avukat Cemil Bey, Kemal Bey. Merhaba. Ne oldu, onu görebilecek miyim? Telefonunuzdan sonra hemen savcılığa gittim. Anlayışla karşıladılar. Yazılı bir görüşme izni çıkarttım. Burada. Ancak müdürün ne diyeceğini bilemiyorum. Hemen gidelim. Gidelim. Yapılan tüm itirazlar sonuçlandıktan sonra hükümlü sessiz sedasız kaderine razı idam gününü beklerken infaza 2 gün kala ve tam 15 yıl sonra beyefendi çıka geliyor ve görüşmek istiyor. Bakın ben... Biliyorum, ne diyeceğinizi biliyorum. Fakat görüşmeniz hükümlünün son 2 gününü alt üst edebilir. Bu nedenle istemedim. Onun da isteyeceğini pek sanmıyorum. Onun da fikrini aldınız mı? Aldım. Size görüşmek istemediğini mi söyledi? Evet. Bilhassa sizinle görüşmek istemiyor. Hala görmek istiyor musun? Evet. Kimsin sen? Umut, beni tanımadın mı? Tanımadım tabii. Umut, oğlum, babanım ben senin. Babam değilsin, babam yok benim. Ben senin babanım oğlum. Sen benim babamsın ha? Kaçak, zayıf, alkolik adam. Babamdın madem, neredeydin, nerelerdeydin bunca yıl ha? Biliyorsun oğlum, annenle ben geçinemiyorduk. Annen seni de alıp evi terk etmişti. İşlerim de ters gitmişti. İflas etmiştim. İçkiye düşkünlüğüm artmıştı. Alkolikin! Tedaviye ihtiyacım vardı. Yeni bir iş kurmam gerekti senin için. Benim için ha? Gittiğin yılı hatırlıyorum. İlkokul 5'teydik.
güzel bir temsil vermiştik. Anneler babalar gelip çocuklarını öpüyorlar, sonra ellerinden tutup gidiyorlardı. Bense o gece sabaha kadar yatakhanede ağladım. Uzaktaydım ama gene de babalık... Babalık görevini yaptım diyeceksin. Evet, bolca para gönderiyordun. Her ay başı Kadir Usta onları veriyordu bana. Bense para değil, baba ellerinin sıcaklığını, gözlerinin şefkatini istiyordum. Daha doğrusu seni istiyordum ben. Senelerce çektim hasretini. Neden geldin sanki? Tam 10 yıl sonra idamıma 2 gün kala beni öteki dünyaya uğurlamak için mi? Umut, yeter artık. Benimle böyle konuşamazsın. Ben senin baban... Konuşurum, sen benim baban değilsin. Babanım! Değilsin! Babanım! Değilsin! Babanım! Değilsin! Babanım! Niye vurmadın? Vur hadi! Vur, sevginden mahrum bıraktın. Tokadından mahrum bırakma bari. Bağışla yavrum. Seni kırmak istemem. Çocukluğunda da hiç incitmedim seni. İnsan istemediği hayatı yaşar bazen. İçi geçmiş birisin sen. Şimdi de kadercilik oynuyorsun. Güçlü insan olaylara kendi yön verir. Veremediği de olur oğlum. Olmaz! Felsefe yapmaya mı geldin buraya? Nereden çıktın? Bugünü mü bekliyordun? Gene kötülük ettin bana. Onu sen öldürmedin değil mi? Ben öldürdüm. Hem sana ne bundan? Keşke karşımdaki sen olsaydın. Tetiği gözümü kırpmadan çekerdin. Rahatladın mı şimdi? Defol! Sen katil olamazsın oğlum. Senin oğlun olduğum için katil oldum işte. Defol artık! Olabileceğine inanmıyorum. Ben de hiç inanmadım ama tanıklar vardı. Sonra avukat bey çok uğraştı ama para etmedi. Sonunda da kendi suçunu itiraf etti. Bütün deliller de onun aleyhindeydi. Sonra olay yerinde suçüstü yakalanmış. İstediğim bilgileri getirdiniz mi? Bunun içinde olayla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Güle güle Cem. İyi günler. Onunla bu şekilde karşılaşmak istemezdim. Ne yaparsın ki, kader alışmalısın. Bir kere daha anladım ki çocuğu olan insan boşanmamalı. Beni annesine götür. Peki, önce ona gidelim. Al. Artık içmiyorum. Ya, bırakabildin demek. Hiç ummazdım. Zaman çok şeyi değiştiriyor. Ama önemli olan zaman değil, insan. Senin değiştiğine, değişebildiğine inanmak zor. Olabilir. Buraya bunları konuşmaya gelmedim sadece. Niye geldim peki? Bırakıp gittikten sonra sensiz yapamayacağımı, hayatımın altüst olacağını ya da sonsuza kadar seni bekleyeceğimi mi sandın? Gülünç. Çok acı çektim. Ama sensiz de yaşanabileceğini öğren. Farkındayım. Değilsin. Hiçbir zaman, hiçbir şeyin farkında olmadın sen. Yalnız kendini, kendi hayatını düşündün. Ne benim, ne de oğlunun sorumluluklarını taşımadın. Ona iyi bir tahsil için her şeyi hazırlamıştım. Yatılı okullarda gerçek bir baba sevgisinden uzak bırakarak. Bir annesi vardı. Bir anne babanın yerini alamaz. İstese de yapamaz bunu. Her şeyiyle sana benziyordu. Dik başlıydı. Babasız kalmanın acısını çekiyordu. Bu yüzden bütün dünyaya karşı nefretle dolup taşıyordu. Onu daima benden kaçırdın. Sana benzemesin, senin gibi olmasın istiyordum. Ayrıca kendi hayatımı da yeniden kurmak zorundaydım. Başarmışsın da. Evet.
Güzel bir evim, rahat bir hayatım, sevdiğim bir kocam ve çocuklarım var. Umud'un katil olduğuna inanıyor musun? Senin hazırladığın şartlar onu nereden nereye getirdi gördün. Aslında olanlardan suçlu o değil, sensin suçlu. Anne! Anne! Ben geldim anne. Ama nerede kaldın? Saat 3 oldu, birazdan gideceğiz. Hadi git üstünü peki değiştir, anne. Hadi canım. Git! Seni daha fazla görmek istemiyorum. Bunca yıl hayatımda yoktun. Bundan sonrası için de hakkın yok hiç. Git, lütfen git. Tutalı 1,5 yıl oluyor. Görmek istersin diye seni bekledim. Boşaltmadım. Yaşamam bana, ölümüm bile hammallık cenaze alayına. Şarkıcı Selma, meşhur, çok meşhurdur. Herhalde aralarında bir ilişki vardı. Kadını bulursam belki bir şeyler öğrenirim. Gece buluruz onu. Ben yalnız gitmek istiyorum. Sen kadının çalıştığı gazinoyu söyle kafi. Yeri çakıl gazinosu ama daha erken. Olsun, o zamana kadar eski dostları ziyaret etmek istiyorum. Özür dilerim efendim, çok meşgul olduğunuzu söyledimse de dinletemedim. Beni kabul etmenizi bekleyecek kadar vaktim yoktu. Zamanımın ne kadar kıymetli olduğunu söylemedim. Meşguliyetinizin benimki kadar bir hayat memat meselesi olduğunu sanmıyorum. Hayat memat meselesi mi? Hı. Ne gibi yani? Sizinle tanışıyor muyuz? Ben Umut'un babasıyım. Kim dediniz? Hani şu işlenen cinayetin faili olarak idama mahkum edilen şoförünüz Umut'un babası. Ha. Evet. Hatırladım. Doğrusu ondan çok benim ve firmam için büyük bir talihsizlikti. İç ve dış piyasadaki ticari itibarımız o olay yüzünden az daha sıfıra iniyordu. Ticari itibarınız öyle mi?
adam öldürülüyor. Bir ikincisi katil suçundan idama mahkum ediliyor. Ve siz hala ticari itibardan söz ediyorsunuz. Sizin neyle iştigal ettiğinizi bilmiyorum. Ama ben iç ve dış ilişkileri olan bir firmanın sahibiyim. Sizi ve sizin gibileri iyi tanırım. Dışarıyla bağlantı kurar, içeride de... Bunlar sizi ilgilendirmez. Ben kurduğum fabrikalarla iç sahaları açıp, memleketime faydalı olan bir iş adamıyım. Bu arada vergi iadeleri oyunlarıyla da devlet hazinesini yağmalamaktasınız. Oğlu katil olan bir insanın bu tür konuşmaya hakkı yoktur. Oğlunuz para için ortağımı öldürdü. Bizim için onur kırıcı bir olaydı bu. Gene de firmamızın prestijini düşünerek ona bir avukat tuttuk. Böyle bir serseri için daha fazlasını yapamazdık. Oğluma serseri diyemezsin! Bu sıfat sana daha çok yakışır! Gidiyorum ama... Gene karşı karşıya geleceğiz. Oğlumu yarın şafakla idam edecekler. Sizi yüzünüzden asacaklar onu. Sebebi de sensin. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Seni gördüğüme sevindim. Hiç değişmemişsin. Yine o eski Kemal. Neydi o günler? Dünya bizimdi. Kuvvet, isim. Haluk sen ve ben. Dostluk, iktidar simgesiydik. Bir şeyi istedik mi alırdık. Ama iyilikle, ama kötülükle. Kimse bize karşı duramazdı ha. Hatırlıyor musun? Bir gün ketencilerle çatışmıştık. Sen, ben tek gideceğim diye tutturmuştun. Biz hayır diyorduk. Bu millet de bizimle beraber diyorduk. Birden kavgaya tutuştuk. Buyur. İçmiyorum, bıraktım. Ha? Sen? Sen içki içmiyorsun ha? Şişelerle devirdin sen. Daha da var mı diye aranırdın. Sabaha kadar. O zamanlar başkaydı ha. Her şeyi erkekçe yapardık. Senden bir şey öğrenmek istiyorum. Oğlumun bir cinayet olayına karıştığını duydum sanırım. Bu hadise hakkında ne biliyorsan anlatmanı istiyorum. Eski işleri bıraktım Kemal. Yağlandım artık. İyi bir iş kurdum. Her şey tıkırında. İyi bir evim, karım var. İki de çocuğum. Dostlarım değişti Kemal. Artık işler eskisi gibi yürümüyor. Benim çevremde böyle şeyler konuşulmaz. Bağışla. Gene aynı Kemal'sin. Umulmadık işleri yapan adam. İşte yıllar sonra çıkıverdin karşıma. Ne büyük bir sürpriz. Bunu kutlayacağım. Öyle büyük bir parti yapalım ki eskiyi aratmasın. Herkese bir telefon. Kemal geldi, buluşalım. İsmet'e haber verelim, hemen. Onu gördüm. Vay, demek öyle. Biz ikinci mi olduk şimdi? Vay, önce o ha? Peki niye beraber gelmediniz? Var mı ayrılmak? Bak kızdım şimdi. Hiç olur mu? İsmet, Kemal, Haluk. Hemen arayacağım onu. Arama, hiç vakti yokmuş. İnanamam, İsmet yapamaz bunu. Ne demeye? Kemal reis gelmiş be. Sen gidince dünyamız kararmıştı. Tadı kalmamıştı hiçbir şeyin. Sağ ol, içmiyorum. Ben senden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Tabii Kemal. Oğlumun başına gelenleri duymuşsundur herhalde. Sen neler biliyorsun söyle. O konuda bir şey bilmeme imkan yok. Bağışla. Buyur arkadaş, ne istiyorsun? Vay Kemal abi, veren öpeyim abicim, hoş geldin. Hoş geldin abicim. Şöyle geç abicim.
Gel abim, gel, hoş gelmişsin. Gel, buyur, otur şöyle. Sana soracaklarım var. Buyur abim. Benim oğlanı tanırsın. Gelir miydi buralara? Tanımaz mıyız? Bize değil, daha çok Kaymak Feride'nin dükkanına giderdi. Feride sana tutkun olduğundan bir dediğini iki etmezdi onun. Feride'yi nerede bulurum? Nane sokakta, 13 numarayı çalıştırıyor abim. Sağ olasın. Sen de sağ ol abim. Abim, bir işin düşerse başım üstünde yerim var. Ne istiyorsun? Kumar kaymakla oynanır. Gir. Neredeydin bakayım ruhum benim hayatım? Seni görmeye geldim. Seni gidi seni. Nerelerdeydin söyle bakayım. Senin oğlan da hep buraya gelirdi. Bizim kızları pek severdi. Yazık etti kendini aslan gibi delikanlı. O olay hakkında bilgi toplamak istiyorum. Bilgin var mı? Benim yok. Yok ama... Bizim kemancı Yorgo'nun bilgisi olacak. Sen ona sorsan... Kemal Bey! Siz ha! Yıllar sonra! Saçlarınız ağarmış Kemal Bey! Hey gidi günler hey! Yaşlandık! Oğlunuz buraya sık sık gelirdi! Hareketleri çok benzerdi size! Hey gidi günler hey! Onun hakkında bildiğim bir şey varsa anlat bana! Bence bu işte bir bit yeniği var. Mesela oğlunuzun en yakını şarkıcı kıza... ...acaba neden şahitlik ettirmediler? Onu bu... Selma Hanım, bu bey sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Merhaba. Oğlum, Umut hakkında konuşmak istiyorum. Konuşacak bir şey yok. Onun ilişki kurduğu son kadınsınız. Neden mahkemeye çıkmadınız? Mesleğim dolayısıyla bu olaydan kendimi sakladım. Adamın böyle bir olaya karışması hiç iyi olmaz. Bu doğru bir davranış mı? Siz bana ahlak dersi veremezsiniz. Oğlunuzu baba şefkatinden mahrum bırakan siz değil misiniz? Bu davranışınız onu hayata ve insanlara düşman etmiş. Ben onu hayata döndürmeye çalıştım. Neden mahkemeye çıkıp doğruyu söylemediniz? Neden korktunuz? Saçmalıyorsunuz. Konuşmam için bir şey bilmem gerekirdi. Lütfen hemen çıkıp gidin, yoksa zile basarım.
Kimsin, neden takip ediyorsun beni? Durun, boğmayın. Ben dostum, Umut'un arkadaşıyım. Nasıl ispat edersin? Küçükken rüyasında hep ayaklarını kesik görürmüş. Anlatırdı bana. Ne istiyorsun? Selma'yla konuştuklarınızı duydum. Kemancı'yla da. Sizi biri görmek istiyor. Kim o? Umut'u iyi tanıyan biri. Esas cinayeti gören kimse. Cinayeti mi? Evet. Söyle, neredeymiş bu? Sümbül Sokak 48 numarada. İbrahim. İbrahim! Kapıdaydın, sürüne sürüne gelmişsin. Eyvah, saat 9'a geliyor. Gelirdin mi sen, perişansın. Oğlumun bir günü kaldı. Ne yaparsam bugün yapmalıyım. Kemal! Nerede benim koltuk değneğim? Allah kahretsin. Ah!
bitirdin mi? No, dünyadan geçmiş bir halim var. Biraz geciktim diye kıyamet mi koptu sandın bebek? Getirdin değil mi? Ha? Tabii. Ben namuslu bir satıcıyım. Hastalarımı hiç üzmem. Onlar da beni üzmezler. Ne dersem yaparlar, öyle değil mi? Ver onu bana, dayanamayacağım artık. O kadar aceleye gelemem. Paranı çoktan ödemiştim. Dünyada paradan çok daha kıymetli şeyler de vardır. Mesela... sen! Delirtme beni, ver artık, ver diyorum. Yalvarmak yakışıyor sana. Bak, işte malın. İstediğin, beklediğin bu değil mi? Alıp hemen şırınga ettin mi? Ne olursun uzatma artık. Gücüm kalmadı hiç. Biliyor musun? Ben kadınların önümde diz çöküp ayaklarımı öpmelerinden çok hoşlanırım. Hadi, öp ayaklarımı. Yap dediğimi. Yoksa giderim ama. Baksana o, bir dakika. Kendine. Vaktimiz yok. Umudun idamına çok az bir zaman kaldı. Umut. Öyle yalnızdı ki. Koca dünyada tek başına bırakılmıştı. Hiç kimsesi yoktu. Güveneceği, bağlanacağı, seveceği.
Hiç kimse. Hiç kimse. Boşlukta gibiydi sanki. Kimsesiz. Yapayalnız. Bunun ne demek olduğunu sen bilemezsin. Öğrenmen için de artık çok geç. Baba olarak hatamı biliyorum. Bütün çabam onu kurtarmak. Bunun için her şeyi göze aldım. Ne kadar geç kaldığının farkında değil misin? İş işten geçti artık. Hayır. Daha kaybetmiş sayılmayız. Bana yardım edersen... Daha önce de söyledim sana. Bu imkansız. Yapamam. Yapacaksın. Umudu göz göre göre ölüme mi terk edelim? Bunu düşünmeliydin. Oğluna vaktinde sahip çıkmalıydın. Mecbursun buna. Bana mutlaka yardım etmeni istiyorum. Niçin? Kahraman olasın diye mi? Hayır. Sonra beni de mahvederler. Bırak beni. Bana yardım edeceksin. Buna mecbursun. Ya? Selma, yüzüme bak. Gözlerimin içine. Yüreğime bak. Beni anlamanı istiyorum. Baba olarak hatalıyım. Suçumu kabul ediyorum. Ama şimdi elimde hem Umud'u kurtarmak hem de ona kendimi affettirmek fırsatı var. Belki bundan sonra kurtarabilirsek onun da güveneceği, bağlanacağı, hatta sevebileceği birileri olur. Yeter ki geç kalmadan Umud'u hayata döndürelim. Bana yardım etmeni istiyorum senden. Ama ben... Hayır, korkma. İhtiyacın da yok artık. Diren biraz, topla kendini. Lütfen. Lütfen bana yardım etmelisin. Lütfen. İşte burası.
kimsin? Umud'un babasıyım. Seni savcılığa götürmeye geldim. Esas katil kim? Cinayet kim şefi? Ha? Bilmiyorum. Benim bir şeyden haberim yok. Sizin işlediğiniz bir cinayet yüzünden masum biri asılacak. Konuş! Konuş! Yoksa gebertirim seni. Konuş! Dur! Boğulurum. Anlatacağım. O gün Umut yeni işe başlamıştı. Arabanın anahtarlarını ona teslim ettim sonra. Patronun odasına gittim. Odada bütün ortaklar toplantı yapıyorlardı. Patronun kulağına Umut'un arabayı teslim aldığını söyledim. Sonra patron ayağa kalktı diğer ortaklarına. Kesin! Her şey söylediğim gibi olacak. Şirketin yönetim kurulu başkanlığına ben geçeceğim. Ve hissenin %75'i benim olacak. Fabrikayı birlikte kurduk.
Üstelik bu yatak yapma ve fabrika kurma fikri benimdi. Ve sizden fazla sermaye koydum. Eğer fazla hisse alınacaksa onu benim almam gerekir. Siz çok fazla ve hakkınız olmayan bir şeyi istiyorsunuz. Ben ne dersem o olacak. Yoksa ortaklıktan ayrılırsınız. Ben bu toplantıda daha fazla kalamam. Yarın avukatımla görüşürsünüz. Bir dakika. Durun canım, bu kadar sinirlenmenize sebep yok Naci Bey. Olayı aramızda avukatsız da hallederiz. Öyle değil mi beyler? Haklısınız efendim. O halde tarafımdan hepiniz bu akşam yemeğe davetlisiniz. Buyurun. İyi geceler efendim. Sonra herkes arabalarına bindi. Bizim araba tenha bir yere gelince patron silahını Naci Bey'e ateşledi. Ben de Umut'un başına vurup bayılttım. Sonra da Umut'la ölen Naci Bey'i bırakıp kaçtık. Cinayet aynen anlattığım gibi oldu. Bütün bunları polise anlatacaksın. Selma! 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 Selma, ne oldu? Adamlar! Bizimkiler! Hey, gelin, ölmüş bu! Selma, koş arabaya! Yaralısın sen! Önemli değil, yardım et de şu ceketimi çıkaralım! Direksiyona geç Selma! Thank you.
polis arabası. Kurtulduk, yardım isteyelim. Ne oldu? Önümüzde neden durdunuz? Bu gece masum biri asılacak. Asıl suçlu arabada. Savcılığa teslim etmemiz gerek. Vaktimiz çok az. Yardım eder misiniz? Arkadaş sizin arabaya geçsin. Ha. Siz de bizi takip edin. Neden asfalttan ayrıldık, bu yola girdik? Burada ara karakol var. Ne oldu? Neden durdun? Kemal! Oh be, yetişemeyeceksiniz diye çok korktum. Çabuk olalım, patronun uçağı neredeyse gelir. Kurtulduk çocuklar, hadi çabuk olun! Kurtarın beni, yanıyorum! İmdat! Yanıyorum! Kurtarın! Kurtarın! Yapıp beni kurtaracaklarını biliyordum. Yanındaki adamımızı ver, arkadaşını al! Yoksa öldürürüz onu! Dinleme onları Kemal, git buradan! Kes! Kes sesini be! Benim söylediklerimi söyle ona! Söyle hadi, bizim arkadaşımızı versin! Hadi Kemal! Durma, git diyorum sana! Durma, söyle git! Söyle dedim sana, bağır, bağır! Bizim durma, arkadaşımızı Kemal, versin dedim! Durma. Hadi! Boşuna vakit kaybediyorsun, öldürecekler arkadaşını! Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir an önce karar vermelisin. Kazandığı an... kaybeden adamın hikayesini biliyor musun? Hayatım boyunca hep böyle oldu işte. Kazandım ve kaybettim. Ne
götür. Durdurun onu. Yaşa! Aslanım benim, durma! Yakalayın, ateş edin! Helal olsun sana! İşte şehir göründü. 10 dakika sonra her şey bitmiş olacak. Nihayet kazandım. Evet, kazandım. Şansım iyi gidiyor. Şimdi doğru savcılığa gideceğiz. Bana anlattıklarını savcıya da anlatacaksın, değil mi? Hey, sana söylüyorum, anlatacaksın, değil mi? Ha? Hayır! 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 Olamaz! Ölemezsin! Ölemezsin! Hayır! 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 Acı bir öykü. Hep kaybeden adamın öyküsü. Henüz kaybetmedim. Ortak pazarın aracılığıyla da holdingimize bağlı 17 şirketimizin yabancı sermaye ile verdiği işbirliği sonucunda kar grafiğimiz olağanüstü bir yükselme göstermiştir. Gelecek yıl büyük yatırımlara yönelip daha büyük karlar sağlayacağız. Atalarımızın savaş meydanlarında kazandıkları, atalarımızın savaş meydanlarında kazandık. Atalarımızın savaş meydanlarında kazandıkları büyük zaferleri biz ekonomik alanlarda kazanacağız. 100.000 traktör yapan fabrikalarla 3 büyük şehrimizde 300.000 kişiyi barındıracak sosyal konutlar yaptıracağız. Gene mi sen? Evet ben. Nasıl oluyor da bir gün mutlaka karşılaşacağız dememiş miydim? İşte o gün geldi. Tabii senin sonun da.
Ne demek istediğini anlamıyorum. Oysa ki işine geldiğinde bunun ne kadar ustasısın. İlikler ne kadar kemirdiğin insanlar, kirli emellerine alet ettiklerin, parmağının ucunda oynattıkların, şirketteki en büyük hisseyi eline geçirmek için vahşice öldürdüğün zavallı ortağın. Saçmalıyorsun. Oğlunun birkaç saat sonra idam edilecek oluşu seni çıldırtmış. İşte yanıldığın bir noktada. Oğlum idam edilmeyecek. Olamaz. Bir katil o. Adam öldürdü. Senin hazırladığın plana göre öyle. Gerçekte katil oğlum değil. O sadece senin kurbanın. Bakıyorum kısa zamanda çok şeyler öğrenmişsin. Fakat kimse ne sana inanır ne de Umut'a. Öyle mi dersin? Tabii. Ben bu toplumda şerefli bir yeri olan insanım. İnsanları soyarak kazandığın paralarla satın aldığın şerefle mi? Neden olmasın? Dünyada satın alınmayacak ne var ki? Bir babanın oğluna olan sevgisini de satın alabilir misin? Vız gelir. Beni ne sen ne de oğlunun hayatı ilgilendiriyor. Oğlum benim için bir maşadan başka bir şey değildi. Pis işlerine kullandın. Oyunumun bir parçasıydı. Holding'e tek başıma sahip olmak gerekiyordu. Ortağım olacak budala buna yanaşmadı. Sen de onu öldürttün. Hayır, kendim öldürdüm. Yani? Evet, kusursuz bir cinayetti. Sonra da suçu oğlumun üzerine yıktın. Her yerde, her işte bir kurban bulunur. Bu defaki kurban senin oğlun oldu. Bunu yaparken hiç vicdanın titremedim. Ben hislerimle değil, aklımla hareket ederim. Savunmam hazır. Evime zorla girdin, beni öldürmeye kalktın. Ben de meşru müdafaa halinde seni öldürdüm. Sen o tetiği çekecek kadar erkek değilsin. Ancak paranla adam öldürtürsün. Senden kurtulmak ve toplumdaki yerimi muhafaza etmek için seni öldürmek zorundayım. Toplumdaki yerini çaldığın paralarla elde etmişsin. Yüreğinle değil. Elimdeki cinayet ortağın da bunu söyledi. Demek sana her şeyi anlattı Tarık. Korkan birisin sen! Değil beni hiç kimseyi öldüremezsin! Yeter! Öldüremezsin! 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 Resim çok işimize yaradı. Teypte subaşının kendi ağzından itirafı var. İlk cinayette kullanılan silah o zamanlar bulunamamıştı. Şimdi ise elimizde. Her iki cinayetin de aynı silahla işlenmiş olduğu ortaya çıktı. Bravo doğrusu. Kemal Bey oğlu için kendisini öldürttü. Ve böylece Umut'un suçsuzluğu da açıkça ortaya çıktı. Baba olarak görevini fazlasıyla yaptı. Evet, artık hakiki katil elimizde. Tevkif edildi. Bugün gerekli işlemlerden sonra Umut serbest kalacak. Sonunda adalet yerini bulmuş oldu. Çok teşekkür ederim sayın savcı. Rica ederim. Baba. Affet beni. Seni anlayamadım.